Değerli izleyenler, Sakarya Uygulama Bilimleri Üniversitesi Tercih Bilimleri Programı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin bir diğer bölümü, Hemşirelik Bölümü. Hemşirelik Bölüm Başkanı Sayın Doçent Doktor Feride Taşkın Yılmaz Hocamız ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam, hoş bulduk. Tabii bölümün tanıtımına başlamadan önce kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Bölümü tercih etmek isteyen öğrenciler sizi de tanımak isteyebilirler. Evet. Teşekkür ederim. Öncelikle gençlerimize, ailelerine, bu tercih döneminin hepsine hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah doğru kararlarla doğru bir yola başlangıç yapabilirler. Doçent Doktor Feride Taşkın Yılmaz, 2004 yılında Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümünden mezun oldum. Yüksek lisans ve doktora eğitimimi aynı üniversitede tamamladım. Yaklaşık 19 yıllık mesleki yaşantımın 9 yılını kamu hastanesinde ve İl Sağlık Müdürlüğü'nde klinik hemşiresi, yönetici hemşire ve eğitim hemşiresi olarak gerçekleştirdim. 9 yıl, yaklaşık 10 yıldır da yine akademisyen olarak iç hastalıkları hemşireliği alanında görev yapmaktayım. Bununla birlikte bölümümüzde iç hastalıkları hemşireliği, diyabet hemşireliği, sağlığın korunması ve kritik düşünme, yine hemşirelikte yönetim ve liderlik derslerini de yürütmekteyim. Teşekkür ederiz hocam. Tabii bölüme geçmeden önce bir soru sormak istiyorum. Hemşirelik programının Türkiye'de ve dünyadaki öneminden bahsedebilir misiniz? Tabii ki hocam. Önceki hemşireliği ben tanıtmak istiyorum. Hemşirelik bireyin, ailenin, toplumun sağlığını korunmasında, geliştirilmesinde, hastalık halinde yeniden sağlığın kazandırılmasında bakım temelli uygulamayı içeren bir sağlık disiplini. Özellikle bakım ve tedavi odaklı olmasıyla birlikte insana hizmet veren önemli bir sağlık profesyonelidir. Dolayısıyla hani burada tercih programında özellikle şunu vurgulamak isterim. İnsanla çalışmayı seven, insana yardım etme içgüdüsü içerisinde olan bireylerin hemşirelik tercihlerinin daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Mesleğimiz pandemi döneminde yine geçmiş dönemde yaşadığımız afet, depremle birlikte afet döneminde de kendisini ihtiyacı, sağlık sistemindeki ihtiyacı gösterdi. Bununla birlikte yine yaşlı nüfusun artması, yaşlılıkla birlikte kronik hastalık sayılarının artması, hemşirelik hizmetlerinin ne kadar ihtiyaç duyulduğunu bize göstermekte. Bu noktada hemşirelik vazgeçilmez sağlık sektörünün profesyonellerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Hem ülkemizde hem de dünyada. Evet. Evet değerli hocam, aslında yakın zamanda yaşadığımız pandemi de bize bunu iyi bir şekilde göstermişti. Şimdi hocam bölümden bahsedebilir miyiz? Bölümün müfredatlarından, laboratuvar imkanlarından, akademik altyapısından bize biraz bahsedebilir misiniz? Hemşirelik bölümümüzde önceki akademik kadrodan bahsedeyim. 2 profesör hocamız, 2 doçent, 5 doktora öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi olmak üzere 13 öğretim elemanıyla öğrencilerimize bilgi, beceriyi kazandırmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte bölümümüze ait 2 adet beceri laboratuvarımız, 1 adet de iletişim laboratuvarımız bulunmakta. Ve özellikle teorik ve uygulama temelli olarak yine 8 dönem boyunca lisans eğitimimizi yürütüyoruz ve uygulamada da öğrencilerimizle birebir öğretim elemanı eşliğinde yine laboratuvar ortamında uygulamalarımızı yapıyoruz. Bununla birlikte müfredatımızda yaz stajı programımız var. Yaz stajında öğrencilerimiz 20 iş günü olmak noktasında istedikleri kendi memleketlerinde özel ya da kamu sağlık kurumlarında staj yapabilirler. Yine üniversitemizin en önemli özelliklerinden biri olan artı bir uygulamasıyla öğrencilerimiz son sınıfta tam zamanlı olarak mesleğe hazır hale gelebilecek noktada uygulama eğitimi almakta. Bu da onlara çok mesleğe hazırlanma boyutuyla artı kazandıracaktır. Teşekkür ederiz hocam. Aslında öğrencilerin de çok merak ettiği bir noktadır. Öğrenciler neden bölümümüzü tercih etsin hocam? Hemşirelik bölümünü neden tercih etsin? Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki hocam. Az önce de söylediğim gibi sağlık sektörünün vazgeçilmez elemanlarından bir tanesidir hemşirelik.
Bununla birlikte istihdam sürecine de baktığımızda garanti mesleklerden bir tanesidir ama orayı en sona bırakmak istiyorum. Biz hemşirelik bölümü olarak şunu söyleyebiliriz. Evet, insana değer veren bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bununla birlikte öğrencilerimizin de kendini geliştirmesini istiyoruz. Lisans düzeyiyle birlikte aynı zamanda lisansüstü eğitim aşamasında da onları yetiştirecek bir eğitim sürecine hazırlık yapıyoruz. Öyle ki mesela bitirme projesi dersimizle birlikte öğrencilerimize araştırma yapma, araştırma sürecinin nasıl yürütüleceğiyle ilgili bilgi paylaşımlarında danışmanlık yapıyoruz. Evet, özellikle TÜBİTAK projeleriyle öğrencilerin katılımı da mümkün olabilmekte. Kesinlikle. Bizim bölümümüzde de oldukça danışman hocalarımızın desteğiyle birlikte hemşirelik öğrencilerimiz tarafından TÜBİTAK projeleri yürüten, işte başvuran sayılarımız fazla, kabul oranlarımız da yüksek. Bu noktada hem hani araştırma yönüyle artımız olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda topluma hizmet yönünü de biz burada vurgulamak isteriz. Hani öğrencilerimiz sadece bilgi veya beceriyle kendi gelişimlerine değil, toplum sağlığına da dokunarak aslında manevi olarak da gelişim sürecine geçiyorlar. Biz mesela Hemşireler Günü olsun veya diğer sosyal günlerde de halka yönelik saha uygulamaları, halk sağlığı uygulamalarıyla topluma sağlık hizmeti sunarak aynı zamanda vicdani yönü, merhamet yönümüzü de güçlendirerek bunları da öğrencilerimizin verim alacağını düşünüyoruz. Hocam peki artı bir eğitim modelimiz var. Bundan bahsedebilir miyiz hemşirelikte? Özellikle staj uygulama faaliyetleri nasıl? Artı bir bizim için çok önemli. Öyle ki 4 yıllık lisans eğitimi sürecinde bazı bilgiler unutulabiliyor. Özellikle bilginin beceriye dönüştürülmesi noktasında yine üniversitemizin bu modeli bilgilerin kesinlikle pekiştirilmesine, özellikle sahayla iç içe uygulanmasında ve en önemlisi artık kişinin mesleğe hazır hale gelmesinde ciddi katkı sağlıyor. Yeni mezun bir hemşire çalışma alanına gittiğinde 7+1 sistemiyle çoğu şeyi öğrenmiş olarak gidecek. Oryantasyon süreciyle birlikte hızlı bir şekilde başlangıç yapacak. Dolayısıyla 16 hafta boyunca tam zamanlı olarak uygulama yapmak öğrencinin ciddi anlamda artık mesleğe hazır hale gelmesine katkı sağlayacak. Bir diğer nokta hocam, özellikle bizim Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin öne çıkan diğer bir noktası, çift ana dal ve yan daldan bahsedebilir misiniz tabii hocam? Tabii ki hocam, iyi bir noktaya değindiniz. Yine bizim ülkemizde çok nadir uygulanan uygulamalardan bir tanesi. Üniversitemizde, fakültemizde hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerimiz aynı zamanda fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümüne çift ana dal yapabilirler. Dolayısıyla mezun olduklarında iki diplomasına sahip olabilirler. Evet. Bu da çok büyük bir avantaj. Burada şunu da söylemek isterim. Yine üniversitemizde değerli hocalarımızın katkılarıyla birlikte değişim programlarıyla özellikle uluslararası alanda da yine Erasmus gibi programlarla oraları da görebilirler. Özellikle Almanya, Polonya gibi ülkeler. Evet, anlaşmalı olduğumuz ülkelerle. Evet, yani bu noktalarda da gerek eğitim, gerek mezuniyet sonrasında çalışabilme koşulları noktasında da fırsat yakalayabilirler. Evet, kendilerini bu konularda geliştirebilirler. Evet. Aslında hocam bir diğer sorumuz, öğrenciler mezun olunca nerelerde iş bulurlar ve hangi koşullarda çalışırlar? Evet. Onu da bize özetleyebilirseniz. Tabii ki hocam. Şimdi hemşirelik genel anlamıyla garanti mesleklerden bir tanesi. Bu sağlığın vazgeçilmez olmasıyla tabii ki bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bununla birlikte insanın olduğu her yerde hemşirelik vardır. Yani hemşire her yerde çalışabilir. Özellikle özel veya kamu sağlık kurumlarının dışında, yani bunlar primer hemşirelerin çalışma alanlarıdır. Bununla birlikte iş yerlerinde, okullarda, fabrikalarda, hatta işte cezaevlerinde, huzur evlerinde, her yerde hemşireler rahatlıkla iş imkanı bulabilirler. Tabii ki mezuniyet sonrasında
Özellikle kamuda çalışmak isteyen meslektaşlarımız varsa kamu personel seçme sınavıyla bu süreci rahatlıkla götürebilirler. Ve ülkemizin de ihtiyacına baktığımızda hemşirelerin istihdam oranlarının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bu arada şunu da söylemek isterim. Hani bölüm olarak hemşirelik çerçevesinde doluluk oranlarımız yüksek. Hani öğrencilerimiz de olabildiğince çok tercih ediliyoruz. Tercih edilebiliyoruz. Buyurun hocam. Evet hocam, aslında şunu söyleyebiliriz. Hemşirelik birçok alanda kendine iş imkanı bulabiliyor. Bu sebeple evet, tercih edilmeye değer bir bölümdür diye ifade edebiliriz. Değerli hocam, eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı? Evet, sevgili izleyenler, değerli izleyenler bizden bunu bekleyebilirler belki. Teşekkür ederim hocam bu noktada, bu söz hakkında verdiğiniz için. Şunu özellikle söylemek isterim. Doğru tercih çok önemli. Dolayısıyla üniversitemizin yapmış olduğu bu programla aslında bu uygulanmaya çalışılıyor. Benim de şahsi görüşüm olarak siz bir tercih yaparsınız, 4 yıl bunun eğitimini gerçekleştirirsiniz ama 4 yıldan sonra en az 20 yıl bu uygulamış olduğunuz eğitim üzerine hayatınızı şekillendirirsiniz. Dolayısıyla doğru tercih çok çok önemli. 20 yılınızı 4 yıl içerisinde şekillendirmek boyutunda yetenekler, rektör hocamızın da belirttiği gibi yeteneklerinize, ilginize odaklı olarak tercih yapmanızın faydalı olacağını düşünüyorum. Hemşirelik mesleği olarak da insana seven, insana yardım etme içgüdüsü içerisinde olan gençlerimizi bekliyoruz. Teşekkür ederim hocam. Evet sevgili izleyenler, Tercih Günleri programında Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Sayın Doçent Doktor Feride Taşkın Yılmaz hocamızdan hemşirelik bölümünü dinledik. Hocam, zamanınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz şimdi Tercih Günleri programına bir diğer programımız olan Sağlık Yönetimi programıyla bölümüyle devam edeceğiz. Şimdilik kısa bir ara, aradan sonra tekrar devam ediyoruz.